Merhaba, kanalın takipçileri daha önce hep çeviri videoları attığımı bilirler fakat kanalın yelpazesini biraz genişletmek istedim. Bunun hiç ama hiçbir sebebi yok arkadaşlar. Başka ne tarz içerikler yapabilirim diye düşününce aklıma dizi film önerileri ve İngilizceye dair eğitici videolar geldi. Size sorduğumda da bu iki şıkkın birbirine yakın oylar aldığını gördüm ve ikisini birlikte karıştırarak yapayım dedim. Çeviri videolarına devam edeceğim fakat bu kanalı açmamın sebebi beni eğlendiren içerikleri başka insanlarla paylaşma isteğiydi. Ve bu gayeye bu şekilde de devam etmek istiyorum. Bu videoda sizlere stand-up gösterileri önereceğim birkaç tane. Kanala bir göz gezdirdiğinizde zaten anlarsınız komediyi ne kadar sevdiğimi. Bütün videolar genelde komik, eğlenceli. Çünkü ben eğleniyorum izlerken ve başkaları da bu eğlenceli videoları izlesin istiyorum. Ve bugün de çok eğlendiğim 4 tane komedyenin toplam 8 tane stand-up'ını önereceğim. Geçen hafta yayınladığım bu videoda Altın Küre monologlarını paylaşmıştım sizlere. En sevdiğim Altın Küre monologlarını. Bu videoyu da izlemenizi öneriyorum. Çünkü bu videoya göre yaptığım bir çizelgeyi şimdi size sunacağım. Benim en sevdiğim komedi tarzı kara komedi. Ki zaten kara içeriğin komedinin olmazsa olması olduğunu düşünüyorum. Benim çizelgemde Ricky Gervais Witty ile So Dark arasında bir yerde duruyor. Bu çizelgede Witty ince espri manasına geliyor. Zekice hazırlanmış espri ve So Dark'ta gerçekten biraz aşırı kara komediye girdiği için bu ikisini ekledim. Amy Poehler ve Tina Fey'in bazen çok acımasız olsalar da yine de Ricky Gervais kadar acımasız olduklarını düşünmediğim için daha az kara kısmında yer alıyorlar. Andy Samberg bu üç komedyene oranla biraz daha farklı bir yerde. Onun stili daha çok Goofy'ye yakın. Goofy komedi tarzı birazcık daha böyle şapşalca, tatlış, zeki, karanlık ama daha çok böyle tatlış bir tadı var. Brooklyn Nine-Nine izleyenler biraz tahmin edebilirler bu tadı. Ben Andy'yi bu çizelgede kara komedinin ilk ayağı olarak gördüm. Kara komedi bazen bazı insanları zorlasa da bence Andy'nin stilinin herkesi zorlayacağını düşünmüyorum ben. O yüzden yavaş yavaş Andy'nin tarzına benzer olan John Mulaney ile başlıyoruz. John Mulaney, her Amerikan sitcomu pısırık esas oğlanı görünümüne rağmen beni çok güldürdü. Şaşırttı. Some people give off a vibe of like right away they like do not fuck with me. My vibe is more like hey you could pour soup in my lap and I'll probably apologize to you. When I walk for real my feet go out like this. I'm so open and vulnerable. I look like a doll that you point out molestation on. Show us on this white comedian where the man touched you. İki programı da Netflix'te var. Ben ilkini daha çok sevdim sanırım ama ikisini de hiç bitsin istemedim açıkçası izlerken. Bu videoda önerdiğim bütün stand-up'ları çok severek izledim. Ama sıradaki önereceğim adam beni en çok çarpan oldu. Adamın adı Daniel Sloss. Gene Netflix'te yer alıyor. İki programı da birinin adı Dark, diğerinin adı Jigsaw. Bu iki program da beni hiç tahmin etmediğim yerlere götürdü. Hem sizi güldüren hem de gerçekten düşündüren harika bir monolog olduğunu düşünüyorum. Big old country too. It's fucking massive. So massive. And I like the fact that it's so big that you've color coordinated it. Right? You've just given people certain parts of the country. We don't have that system in the UK. In the UK, we just let our idiots roam free. Right? We have free range stupidity. But you're very efficient. You just gave them part to live. Just be like, we hate the gays. Okay, this is where you live. There you go. There you go. You stay over there. We're not gonna sell them cake. Okay. İkinci önereceğim komedyenimizi filme gitmeden önce sayesinde tanıdım. Kendisini ben pek anlatmayacağım çünkü o çok iyi bir video yapmış onu analiz eden. Oradan izleyebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeyim, Bo Burnham sadece bir komedyen değil, aynı zamanda müzisyen ve yönetmen de. Bu iki adam da hayata farklı açılardan bakmanızı sağlayabilir. Beni ikisi de çok etkiledi. Bo Burnham dediğim gibi sadece bir komedyen de değil ve bence aynı zamanda çok iyi bir müzisyen. Şarkılarını dinledikten sonra bunu çok net anlayacaksınız. Sizi çok güldürüp içten içe de biraz üzecek bir adam. İki programı da Netflix'te yer alıyor.
Make Happy'nin Türkçe altyazısı var ancak What'ın yok henüz Netflix'te. İnternette What'ın Türkçe altyazısını buldum. YouTube'da da kendi kanalından paylaşmış olduğu bütün gösteri var. İki programı da şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Son adamımızın adı Anthony Jeselnik. Uzun zamandır Ricky Gervais izleyen biri olarak ben belirli bir kara komedi seviyesine alışmışım. Fakat bu adamın kara mizahı bence Ricky Gervais'in de üzerinde. Ama öncelikle şunu söylemem gerek ki bu adamı izleyecekseniz yaptığı her şakanın bir şakadan ibaret olduğunu, bir an olsun hayattaki saçmalıklara gülmeniz için yapıldığına kendinizi ikna etmeniz gerek. Eğer şakaları şaka olarak algılamazsanız çok sinirlenirsiniz. Ama sinirlenmeyin lütfen, gülün. Her şeye rağmen gülün. 2015 yapımı programı ilk önce izlemenizi öneririm çünkü onunla birlikte adamı biraz daha iyi tanıyorsunuz. Ardından ikinci programı izleyebilirsiniz. İkisi de Netflix'te var. İzlemenizi öneriyorum. Umarım izlersiniz. Yorumlarda hangisini daha çok beğendiğiniz, hangisini daha az beğendiğiniz bana yazarsanız çok da mutlu olurum. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. İyi seyirler.